Amerika Birleşik Devletleri'nde Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayının belirlenmesi için yapılan ön seçimler devam ediyor. Cumhuriyetçi Parti'deki en güçlü isim eski başkan Donald Trump ikinci eyalette de kazandı. Cumhuriyetçi Parti de başkan adaylığı yarışında büyük avantaj sağladı. Amerika'da 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri öncesi Cumhuriyetçi Parti'de başkan adaylığı için ikinci ön seçim New Hampshire'da yapıldı. Eski başkan Donald Trump Iowa'dan sonra bu eyalette de kazandı. İlk sonuçlara göre eyalette Trump oyların %54,4'ünü alırken rakibi Amerika'nın eski Birleşmiş Milletler Büyükelçisi'ndeki Haley'nin oy oranı %43,6'da kaldı. Trump, Haley'nin kötü bir gece geçirdiğini ancak kazanmış gibi bir konuşma yaptığını söyledi. Son 3 ayda sahtekar Joe Biden'a karşı yapılan neredeyse tüm anketleri kazandık ve o anketleri kazanamadı ve bunları kazanamıyor. Bu tipik bir zafer konuşması değil ama çok kötü bir gece geçiren birinin zafer kazanmasına izin vermeliyim. Çok kötü bir gece geçirdi. Nikki Haley ise bu yarışın bitmesine daha çok var. Ben bir savaşçıyım, kavgacı bir kişiyim dedi. Artık hepiniz siyasi sınıf arasındaki gevezeliği duymuşsunuzdur. Bu yarış bitti diyerek kendilerini yere atıyorlar. Evet, hepsine haberlerim var. Bu yarış henüz bitmedi. Gidilecek onlarca eyalet var. Sıradaki ise benim tatlı eyaletim Güney Carolina. Bu kampanyanın bir noktasında 14 kişi yarışıyorduk ve anketlerde %2'deydik. Ben bir savaşçıyım ve ben kavgacıyım. Şimdi Donald Trump'ın yanında duran son kişi biziz. Ve bugün oyların yarısına yakınını aldık. Daha gidecek çok yolumuz var ama ilerlemeye devam ediyoruz. 2008'den bu yana New Hampshire'da ön seçimi kazanan aday Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı oluyor.